Nahl Suresi 121. Hazreti İbrahim için Cenab-ı Allah diyor ki onun nimetlerine şükredicidir. Elhamdülillah. Mümin sürekli nimeti görüp sürekli şükreden oluyor. Mesela kromozomların yapısına bakıyor, oh elhamdülillah diyor. Kalemi görüyor, elhamdülillah diyor. Arabayı görüyor, elhamdülillah diyor. Sürekli o sevinç içinde oluyor. Yani onları alelade görmüyor. Basit sıradan bir şey olarak görmüyor. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. 2002 tane veriyor Ebced'i. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. Hazreti İbrahim neslinden biliyorsunuz Mehdi'de. 125. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Rabbinin yoluna hikmetle, hikmet nasıl? Düşünerek kısa ve özlü derli toplu konuşmak. Boş böyle uzun uzun konuşmalar, samimiyetsiz konuşmalar bunlar olmaz. Peygamberimiz düz ve samimi olarak anlatıyordu. Allah'tan korkarak akılcı anlatıyordu. Ve güzel öğütle. Yani böyle rahatsız edici, saldırgan öğüt değil bak. Güzel öğüt. Güzel öğüt ne demek? Duyan hoşuna gideceği tarzda bir öğüt. Çağır, ya bak güzel öğütle, hikmetle çağır. Onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Kafa göz yararak değil. Aşağılayarak böyle onlara ızdıraf ederek yok. En güzel bir biçimde diyor Allah mücadele et. Mücadele et ama en güzel biçimde. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir, hidayete ereni de bilendir. Sabre senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlar, bak onlar için hüzne kapılma. Hüzün insanı bitkinleştirir. Yapma deyince hüzün konusunda Müslüman böyle bir şeye yanaşmaz. Hüzne adam kapılma işte ağlıyor. Zar zar ağlıyor. Allah hüzne kapılma diyor. Kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme. Şimdi hileli düzende, ahlaksızlıkta, terslikte, münasebetiyle insanlarda sıkıntı olur. Hatta böyle ağrı olur, kalbinde ağrı duyar der ya, kalbinde ince bir sızıdır. Yani yahut işte üfler, üfler, yani rahatsız olur sıkıntı. Hile düzen, hile düzen nasıl? Birisi ahlaksız yaptı, hile düzendir. Bir taktik uyguluyorsa, adamlık dini tarzında münasebet bir şey yapıyorsa, bu da bir hile düzendir. Aldatmaya çalışıyorsa, yalan söylüyorsa hileli düzendir. Bunlar da Müslüman rahatsız olur. Hileli düzen, yani küçük veya büyük kurulduğunda bir Müslümana karşı onda sıkıntı duyar. Ama diyor ki Allah, sıkıntıya düşme, bak onu haram etmiş. Ya böyle şeylerde insanlar sıkıntıyı kendine hak biliyor. Ama Allah haram kılmış. Yapmamak lazım. Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Allah'tan korkan insan çok kaliteli olur. Allah'tan korkmayan insan çok fazla oluyor. İnanıyor ama korkmuyor. Ben rastlıyorum yani. Korkmuyor. Konuşmalarında falan anlaşılıyor. Korkan da Allah'a karşı çok ciddi bir saygı oluyor. Uslubunda çok ciddi bir saygı oluyor. Korkmayan alay ediyor. Dinle alay ediyor. Ahiretle alay ediyor. Cennetle meleklerle mesela alim hoca ama Allah'tan korkmadığı anlaşılıyor. Alaycı ve saygıya uygun olmayan bir üslupla konuşuyor. Bak şüphesiz korkuyor, Allah'tan korkuyor, bir de sakınıyor. Yani helale harama dikkat ediyor, Kur'an'a tam uyuyor ve iyilik edenlerle beraberdir. Herkese iyilik etmek, Müslüman'ın vasfı olacak. Sonunda vaat geldiği zaman diyor, bak mesela bu çok manidar. 7. ayet, İsra Suresi 17. İsra Suresi 17. ayet. 17. ayetin 7. ayeti çok manidar. Sonunda vaat geldiği zaman 2019. Maşallah. Demek ki Mehdiyet bayağı belirginleşecek 2019'da. İnşallah. İnşallah. Sonunda vaat geldiği zaman. Bakın İsra Suresi 17. 7. ayet 2019. 19 da Kur'an'da işaret edilen bir rakamdır. 7 de Kur'an'da dikkat çekilen bir rakamdır. 17. surenin 7. ayeti sonunda vaat, bak sonunda, şu an dünyanın sonundayız. Bir vaat var, o vaat ne? Mehdi ve İsa Mesih ve kıyamet. Sonunda vaat geldiği zaman 2019 tarihini vermesi Mehdiyeti işaret ediyor ve açık, net bir delil olmuş oluyor inşallah.